durdurmasını istiyoruz, bu katliamı durdurmasını istiyoruz. Şimdi mevcut durumla ilgili olarak olduğunuz yere bakacak olursak, arka planda bazı insanların hala ateş açtıklarını görüyoruz. Durumu açıklayabilir misiniz? Evet evet, arabalara ateş açılıyor, her şeye ateş açılıyor. Şu an bizi, cesaretimizi kırmaya çalışıyorlar bu şekilde ateş açarak, bilemiyoruz. Peki şu an dış dünyanın ne yapmasını bekliyorsunuz? Yani Batı dünyasının durumu göz ardı ettiğini görüyoruz. Evet evet, kesinlikle göz ardı ediyorlar. Batı dünyası demokrasiden bahsediyorlar, ancak durum tabii ki demokratik değil. Peki tekrar bize nerede olduğunuzu açıklayabilir misiniz efendim ve ne olduğunu? Biz meydana yakın bir yerdeyiz, binadayız ve şu an bir binanın içindesiniz. Şu an binanın içindesiniz. Hayır hayır. Sokaklardayız. Şu an sokaktayız. Okul sokağındayız. Peki kaç asker ya da kaç tank görebiliyorsunuz çevrenizde? Göremiyoruz. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz şu an. Ancak sizin de duyduğunuz gibi sesleri duyabiliyoruz. Ateş seslerini duyabiliyoruz. Siz de zaten duyuyorsunuzdur bunları. Peki ölüler ya da yaralılar var mı efendim çevrenizde? Tabii ki, tabii ki. Her yerde onlarca yaralı var. Peki bu kişilere yeterince tıbbi bir malzeme sağlanıyor mu? Hayır hayır, hiçbir şekilde tıbbi yardım sağlanmıyor bu kişilere. Hiçbir şekilde. Ve bombalar atılıyor. Sayın Abdülgaffar, aynı zamanda iletişimin de kesildiğine ilişkin bilgilerimiz var. Güvenlik güçlerinin iletişim engellediğine ilişkin, kesinlikle doğrudur efendim. Hiçbir iletişim sağlanılamıyor. Yani şu an dış dünya ile tek iletişimimiz bu telefon bağlantısında. Evet evet, hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Dış dünya ile iletişimimiz kesilmiş durumda. Peki şu an arkanızda bulunan kişiler ne diyorlar bağırırlarken? Yaralılar çok ağır. Bunu söylüyorlar. Ayakta durmamız lazım. Bunu söylüyor bağıranlar arkamda. Can you possibly relay us what those people are saying now? Şu an neler söyleniyor? Bunu iletebilir misiniz efendim bize? Arkanızda ne diyor bağıranlar? Biz de şu an söylenenleri anlayamıyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ve izole olmamaya çalışıyoruz. Yalnızlaşmamaya çalışıyoruz. Grup halinde hareket etmeye çalışıyoruz. Sayın Abdülgaffar, çok zor olduğunu biliyorum şu an olanları görmenin. Çok zor olduğunu biliyorum sokakta. Ancak şu an meydandaki durum nedir efendim bildiğiniz kadarıyla? Biz kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Kaç kişinin yaralı olduğunu bilmiyoruz. Hastane tamamen yok oldu, yok edildi. Yıkıldı. Biz şu an okulun içindeyiz. Size de belirttiğim gibi sokaklardayız. Sayın Abdülgaffar, lütfen olduğunuz yerde güvende olduğunuzdan emin olun. Hiçbir şekilde yaralanmanızı istemeyiz. Şu an kim ateş açıyor? Bunu bize tanımlayabilir misiniz efendim? Şu an kim ateş açıyor? Tabii ki polis ve ordu güçleri ateş açıyorlar. Peki silahlı çatışmalar var mı? Protestocular da silah var mı? Hayır hayır, bizim tarafımızda hiçbir şekilde silahlı çatışma söz konusu değil, çünkü bizim silahlarımız yok. Bizim elimizde yalnızca taşlar var, sizin de bildiğiniz gibi yalnızca taşlarımız var. Şimdi arkanızda bazı kişilerin Allahu Ekber diyerek bağırdıklarını duyuyoruz. Bu şu anlama mı geliyor? Bazı kişilerin olduğunuz yerde öldükleri anlamına mı geliyor? Evet kesinlikle, ölürken Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Bu yüzden Allahu Ekber diyorlar. Şimdi siyasi duruma bakacak olursak, umudunuz var mı? Tabii ki umudumuz var. Biz konumumuzu geri alana kadar sürdüreceğiz varlığımızı. Mursi'nin serbest bırakılacağına inanıyor musunuz? Bu noktada ümitleriniz var mı? Evet kesinlikle, umut hala var ki biz buradayız. Bu yüzden buradayız efendim. Sayın Abdülgaffar, şimdi Türkiye'nin diplomatik yolla müdahalesine ilişkin olarak siz Türk hükümetinin ne yapacağını bekliyorsunuz? Yani
ne yapacağız biz bu grupla bilmiyorum. Çünkü bu Mısırlı grup siyasi değil, insani değil. Ve nasıl başarılı olacağız bilemiyorum. Müslüman kardeşler sürekli olarak gösterileri sürdürüyor. Evet evet devam edeceğiz zaten. Devam edeceğiz gösterilerimize. Bu sabahki müdahaleden sonra insanların hala meydanlarda toplanacağını bekliyor musunuz? Evet evet insanlar hala başka meydanlarda toplanmaya devam ediyorlar. Bu gösterilerin devam etmesi için başka meydanlara ilerliyoruz efendim. Kusura bakmayın aynı soruyu tekrarlayacağım. Ancak şu an devam edemiyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Abdülgaffar. Sevgili seyirciler, Müslüman Kardeşler liderlerinden Eşref Abdülgaffar telefon attığımızdaydı. Bizle konuşurken aynı anda da çatışmanın devam ettiğini canlı yayında siz de duydunuz. Son derece zor koşullar altında ve ateş altında konuştu bizlerle. Ve bir yandan da geri planda yaralanan ve belki de ölen insanlar olduğunu anlıyorduk. Geri plandan bize gelen seslerden Eşref Abdülgaffar'ın anlattığına göre gerek meydanda gerekse meydanın civarındaki binalarda durumun oldukça vahim olduğunu ve insanların sabah saatlerinden beri başlayan bu müdahaleden ve katliama dönüşen bu acımasızca müdahaleden büyük zarar gördükleri anlaşılıyor. Elimize ulaşan rakamları tekrar edelim.